Merhaba arkadaşlar, ben Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümünde öğretim görevlisiyim. Geçmişten günümüze Anadolu paleomemeli faunası hakkında bol slaytlı bir sunum yapmayı düşünüyorum. Yaklaşık 250 kadar slayt. Muhtemelen ben anlatmayacağım, siz slaytlara bakacaksınız. Bu şekilde bitecek sunumu. Şimdi paleontoloji ile ilgili konuşacağız. O yüzden kısaca hemen paleontoloji nedir, ne değildir, onlar hakkında bir slayttan bir inceleme yapalım. Paleontolojisine geçmişte yaşamış olan canlıların tortullar içerisinde bırakmış olduğu kalıntılar ve bunları inceleyen bilim dalına paleontoloji denir. Ben paleontoloğum. Ancak lisansım jeoloji, sonrasında biyolojiye transfer ettim. Neden böyle bir tercih yaptım? Çünkü paleontoloji arkadaşlar çok disipliner bir çalışmayı zorunlu kılıyor. Yani işin içerisinde jeoloji, biyoloji, antropoloji, arkeoloji, birçok bilim dalının etkilerini görebiliyoruz paleontolojide. O yüzden iyi bir paleontoloji yapmak için bu dallarla mutlaka çalışmış olmak ya da bu dallarda çalışan kişilerle çalışıyor olmak gerekiyor. Paleontoloji kendi içerisinde aslında iki bölüme ayrılıyor. Paleozooloji ve paleobotanik. Paleozooloji benim de üzerinde çalıştığım grup olup hayvan fosillerini inceleyen bir bilim dalı. Paleobotanik ise bitki fosillerini inceleyen diğer bir bilim dalıdır. Hangi bilim dallarıyla daha çok bağlantımız var? Öncelikle zooloji, botanik, anatomi, morfoloji, fizyoloji, dikkat ederseniz birçok biyolojinin ana dallarıyla ilgisi var paleontolojinin. Ama aynı zamanda geçmiş çağlarda jeolojik devirlerle ilgili çalışmalar yaptığımız, daha doğrusu fosilleri kayaçlardan bulduğumuz için bizim jeoloji bilimiyle de mutlaka ilgimiz oluyor. Ve burada da genel jeoloji, stratigrafi, tarihsel jeoloji ve sonuna paleo eklediğimiz ekoloji, klimatoloji ve coğrafyayla da paleontolojinin ilgisi var. İnsan fosili inceleyen bölüm antropoloji, paleantropoloji, arkeoloji ile ilgili olan da zooarkeoloji ile yakın ilgisi bulunuyor paleontolojinin. O yüzden bir de iz bilimi vardır. Canlıların bırakmış oldukları izler üzerine çalışan iknoloji dalı da yine paleontolojiyle yakından ilişkilidir. Kısaca hemen hızlı bir şekilde şeye bakalım. Ne zaman bu paleontolojiyle ilgili çalışmalar başlamış? Tarih Herodot'a kadar gidiyor arkadaşlar. Sonrasında bakın Leonardo da Vinci'ye kadar kayaçlar üzerinde bulunan fosiller ilgisini çekmiş geçmiş bilim insanlarının. Sonrasında Türkiye'deki çalışmalarda Evliya Çelebi'yi tek görebiliyoruz. O da Kırım yöresinde yaptığı çalışmalarda gözlemlerinde denizel canlıların fosillerinden dolayı burada bir zamanlar deniz olduğunu iddia etmiş ki doğru. Sonrasında tabii Cuvier, sonra Lamarck, Darwin, bütün bu önemli bilim insanları da fosilleri teorilerinde, çalışmalarında değerlendirmen ilk bilim insanları. Türkiye'nin paleocoğrafik konumu nedeniyle Türkiye'nin paleo memeli faunası ve paleontolojisi çok önemli. Çünkü Türkiye bir geçiş bölgesi. Jeolojik ve coğrafik konumu nedeniyle dünyada birazdan göstereceğim birçok çalışmanın da odağı haline gelmiş bir ülke. Ama bunun asıl sebebi, neden bu kadar çok önemli Türkiye'deki paleontoloji çalışmaları? Coğrafik konum arkadaşlar. Eğer Türkiye biraz daha doğuda, biraz daha batıda olsaydı, şu an böyle bir konuşma yapmaya gerek kalmazdı diyorum. Fosilleşmeden de kısa da bahsedelim. Yani fosil bahsediyoruz ama aslında bu fosilleşme nedir? Ne şekilde elimize fosiller geliyor? Ve fosil bulmak acaba piyangodan para çıkması kadar düşük ihtimalli bir olay mı? Yoksa rahatlıkla araziye gitsem ben de 2-3 tane fosil bulabilir miyim? Eğer memeli faunası çalışıyorsanız, paleo memeli çalışıyorsanız tabii fosil bulmak bir yerde ikraminin çıkması gibi düşük bir olasılıkta. Ancak jeolojik çalışmalara aşinaysanız, yani jeoloji background'ınız varsa tabii hangi tortulların hangi fosilleri verebileceğini bilebiliyorsanız olasılıkları azaltıp rahatlıkla fosil içerebilen bölgelerde arama yaparak fosil bulma şansını arttırıyorsunuz. Ancak güncel bir bireyi ele aldığımızda ölen bireyin sonra zamanla toprağa gömülmesi ve sonrasında fosilleşmeye kadar geçen dönem, ki biz buna tafonomi bilimi diyoruz. Bu ayrı bir bilimdir. Paleontologların çalışmadığı, yurt dışında özellikle tafonomistlerin çalıştığı bir bölümdür. Bizler daha çok hayvan öldükten, fosilleştikten sonra, biz fosilini bulduktan sonra işi devralırız. Fosilleşmeye kadarki bölüm daha çok tafonomistlerin grubudur. Ancak yaklaşık olarak, oran olarak dersek 1 milyon bireyden bir tanesinin fosilleştiğini söyleyebiliyoruz. Yani 1 milyonluk bireyden oluşan bir popülasyonda biz sadece bir tanesinin fosilini net bir şekilde bulabiliyoruz. Ancak tabii zaman konusunda sıkıntımızın olmamasından dolayı
her yer, dağlar, tepeler fosil kaynıyor. Sonuçta 10 milyon yıl, 20 milyon yıl, 30 milyon yıllardan, hatta dinozorlara çalışırsanız 200-300 milyon senelerden bahsedince bu kadar zaman içerisinde aslında çalışamayacağımız kadar çok miktarda fosilin de doğada olduğunu söyleyebiliyoruz. Türkiye'de paleomobili çalışmalarının orijini 1860'lara iniyor arkadaşlar. O dönemde kimler çalışmış derseniz, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeyiz. Ancak Osmanlı'nın çalıştığı bir konu değil bu. O dönemde Anadolu'yu ziyaret eden İngiliz ve Rus bilim insanları Anadolu'nun özellikle Trakya bölgesindeki İstanbul yöresinde yapmış olduğu çalışmalarla ilk fosil koleksiyonları Anadolu'da ortaya çıkmaya başlıyor. Bu koleksiyonlar daha çok Türkiye'de işte Çanakkale yöresinde özellikle çok sınırlı olarak gözüküyor. Anadolu'da ilk paleontoloji ilgi yapılmış bilimsel çalışma 1933 yılında Pamir ve Sayar hocaların yapmış olduğu küçük çekmece memeli faunasının yayını. Küçük çekmece memeli faunası şu an tamamen küçük çekmecenin ilçesinin altında kalmış olan çok kıymetli, dünyada da literatürlerde bol bol geçen özel sayıları, monografları yapılmış bir lokalite. Maalesef şu an üstünde İstanbul mevcut. O bölge 1930'larda ise ama İstanbul avcılara kadar birçok yerde fosiller çıkıyor. O fosiller Pamir Hoca, Sayır Hoca tarafından çalışılıyor. Malzeme trenle bildiğim kadarıyla yurt dışına Fransa'ya gidiyor. Orada determinasyonları bir kontrol ediliyor. Sonra malzeme geliyor ancak sonraki yangınlardan, şunlardan, bunlardan dolayı malzemenin birçok kısmı yok oluyor. Kalan örnekler ama İstanbul'da İTÜ'de İhsan Kettin koleksiyonunda, müzesinde sergileniyor. Mesela burada soldaki örneğimiz, müzedeki örnek, sağdaki örneğimiz ise İngilizlerin 1904'teki çalışmalarında buldukları bir fil, hortum memeliye ait bir örnek. O Manchester'da bir müzede sergileniyor. Türkiye'deki fosil memeli lokalitelerin sayısı yaklaşık 400'ün üzerinde ama aslında gerçek sayı bunun 10 katı. Elimizdeki Türkiye'de memeli faunası çalışan, omurgalı faunası çalışan şu ana kadar son 50 senede 4 ya da 5 kişi var. Haliyle bu az miktardaki grubun, ekibin bulabileceği malzeme ve lokalite sayısı haliyle azalıyor. Ancak bu 400 küsur lokalitenin de bir genel olarak dağılımına bakarsanız Batı Anadolu, Orta Anadolu'da çok yoğunlaştığını, Doğu Anadolu'da coğrafik koşullardan dolayı ve jeolojik yapıdan dolayı da Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da fazla bulamadığımızı söylüyoruz. Volkanizmanın etkisinden dolayı fosil içeren tortulları bulabilmek buralarda çok güç. Ancak Batı Anadolu çok zengin, onun üstünde Trakya çok zengin. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. 400 küsur örnek diyoruz. Şu an Almanya'daki memeli faunası fosil içeren ama bu mamut da olur ya da nasıl diyeyim, geçmiş atın atasal örneği de olabilir ya da başka bir örnek olur. Bunların bulunduğu lokalite sayısı 50-53 civarında Almanya'da. Bizde 400 küsur ve Almanya coğrafik olarak, yani alan olarak çok büyük bir ülke Avrupa'da. Ona göre örnek vermek istedim. Ancak bakın 53 tane lokaliteden Almanya'da şu an aktif olarak çalışan 50'den fazla doğa tarihi müzesi var. Yani 53 taneden 50 tane müzeyi çıkartabilmiş bir ülke. Bizde 450 tane var. Doğa tarihi müze sayımız çok az, çok kısıtlı. 3-4 tane. Evet, şimdi genel olarak, kronolojik olarak baktığımızda bunların sayılarına bakalım. Ne zaman, en yaşlı nereden geliyor, günümüze kadar sayılar, adetler ne kadar? En yaşlı örneklerimiz, Anadolu'da bilinen en yaşlı örnekler, birazdan daha detaylı göstereceğim. Örneklerin yaşları yaklaşık arkadaşlar 45 milyon, 50 milyon civarında. Ondan daha yaşlı elimizde memeli örneği Anadolu'da henüz mevcut değil. Özellikle dinozorlar dönemi, Mezozoik çağa ait herhangi bir memeli bulgusu da maalesef mevcut değil. İlk örneklerimiz bizim Eosen adını verdiğimiz döneme ait yaklaşık 9 tane lokalitemiz var o dönemden. Sonrasında örneklerin sayısı biraz artıyor, lokalite sayısı 12-11'e doğru gidiyor. Yani son 45 ila 23 milyon gibi 20 milyon senelik bir zaman içerisinde çok kısıtlı sayıda, yaklaşık 30 civarında lokalitemiz var. Bunlar nerelerde derseniz onları da birazdan göstereceğim. Sonrasında ise bir patlama yaşamaya başlıyor Anadolu. Özellikle 20 milyondan itibaren sayıların arttığını görüyoruz. 20 milyon ila 16 milyon sene arasındaki dönemde 65, sonra 40-67 ve Anadolu'nun en zengin olduğu Avrupa için de artık referans lokaliteleri haline gelen Trollen lokalitelerimizin 105'e kadar çıktığını görüyoruz. Sonra tekrar bir aşağı bir decline, bir iniş var. Nerede başlıyor o da? 5 milyon beraber. Artık lokaliteler sayısı az oluyor. Avrupa'nın aksine Türkiye'ye son 5 milyon senedeki lokalitelerimiz çok az. Avrupa'da ise tam tersi 5'ten sonra hızlı bir şekilde artıyor.
Pleisten örneklerimiz ise çok az. Bu tabii haliyle antropolojik paleontoloji çalışmalarını da sınırlandırıyor. Yani eğer siz hominin arama konusunda çalışma yapıyorsanız elimizde çok fazla lokalitemiz yok. Baktığımızda fosil lokalitelerini Avrupa ve Avrasya ve Afrika'ya ele aldığımızda Türkiye'nin ne kadar zengin olduğunu görüyorsunuz. Çin, Türkiye, Fransa, İspanya en zengin örnekler. Tabii Çin bu kadar büyük bir coğrafyaya sahip olduğu için aslında ondaki bu kadar fazla sayıdaki lokaliteye kanmamak gerekiyor. O yüzden burada bizim rekabet ettiğimiz tek yer İspanya. İspanya ise burada bir şey olmuş, bir kült bir ülke. Yani paleontolojiyi çok seven, sahiplenmiş bir ülke. Bundan dolayı çok fazla ekip tarafından çalışıldığı için çok fazla örneği var. Şu an orada memeli çalışan, paleomemeli çalışan kişi, öğrenci sayısı 30'un 40'ın üzerinde. Bizde ise şu an 3-4 kişi. Ondan dolayı İspanya'daki örnekte bu sayıda biraz bir şey var. Orantısızlık bundan kaynaklanıyor. Oranlarımıza bakıyoruz. Sonraki çalışmalar 65 yılında geliyor arkadaşlar. Bir 1960'lara kadar bir boşluk var 33 ile 60 sene aralarında. Sonrasında MTA Müzesi'nin kurucusu olan Fikret Ozansoy Hoca tarafından MTA'daki müze kurulduktan sonra Ozansoy Hoca Türkiye'yi her tarafını hallaç pamuğu gibi atıyor ve Ankara maymunu olarak da bilinen Ankara Pitokus'u da Kazan ilçesinde buluyor. Sonrasında Anadolu tekrar yabancı bilim insanlarının ilgisine maruz kalıyor. 65-69 yılları arasında Türkiye'de bir lignit projesi yapıyorlar. Birçok lignit yatağı Türkiye'de Alman hükümetiyle MTA'nın yapmış olduğu çalışma neticesinde bulundu. Çünkü o zamanlar lignit çok önemliydi enerji için. Termik santrallere ihtiyacımız vardı ama bunun altyapısı konusunda, Avrupa'da kömür konusunda bir numara olan Alman hükümetinin tecrübelerine ihtiyacımız vardı. Bu ekibin en iyileri, Almanların en iyi paleontologları yıllarca Türkiye'ye geldiler gittiler ve yüzden fazla lokaliteyi onlar kendi başlarına buldular. Ancak bu bulma zamanında maalesef bazı problemler oldu. Çünkü MTA ile yapılan bu anlaşmalar gereği Almanlar malzemeleri ülkelerine almak istediler, çalışmak istedin. Tamam, alabilirsiniz. Sonra getirirsiniz değil mi? Tabii getiririz dediler. Gelmedi bir daha malzeme. Bu örnekte mesela Münih Doğa Tarih Müzesi'nde olan çok güzel bir gergedan örneği. Böyle örnekleri bulmak kolay bir şey değil. Kiloteryum günümüzde yaşasaydı neye benzeyeceğiyle ilgili bir orada internette bulduğum onun linki de var. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Çok güzel bir link. Örnekleri gösteriyoruz. Bu çok güzel bir malzeme. Ancak bunu çalışmak için yurt dışına gitmeniz gerekiyor. Konya'daki bir örneği. Örnekler var. Onun dışında başka Türkiye'den birçok yerden giden örnekler de var. Bakın burada Kahta'dan örneğimiz var, Küçükçekmece'den örneğimiz var, Ürgüp'ten örneğimiz var, fosil atlara ait. Bu örneklerde yine Avrupa, Almanya'da yaklaşık 12 ayrı müzede depolarında etütlük malzeme olarak, envanterlik malzeme olarak saklanıyor. Bakın Afyon yöresinden gergedan fosilleri şeylerin içerisinden çıkıyor, camekanların içerisinden çıkıyor. Onun dışında karnivorlara, sırtlanlara ve geçmişte yaşamış ilkel kılıç dişli atlanlara ait örnekler ki bunların birçoğu arkadaşlar holotip. O yüzden çok önemli bizler için. Çünkü o ilgili taksonla yayın yapmak istediğinizde, çalışmak istediğinizde holotipi incelemeniz gerekiyor. O yüzden kılıç dişli kaplan çalışmak istiyorum diyen bir insanın eli mahkum. Bu ekonomik krizde mutlaka Almanya'ya gitmesi gerekiyor. Münih'teki örneği görmesi gerekiyor. Denizli'den örnekler var. Bakın Ankara'nın ilk örnekleri, ilk karnivor faunası, ilk sırtlan örnekleri de yine bu örneklerde Paris Doğa Tarih Müzesi'ne gitmiş örnekler. Onlar da Paris Doğa Tarih Müzesi'nin koleksiyonu içerisinde bizim de çalıştığımız malzemeler. Ancak bazı malzemeler çok şükür Türkiye'de kaldı. Özellikle Ankara'nın Ankara Pitokus lokalitesinin çıktığı Sinap lokalitesi dünyanın en önemli lokalitelerinden biri çünkü çok zengin. O bölgede işte geçtiğimiz yıllarda çıkartmış olduğumuz, ben de o kazıda paleontolog olarak görev alıyorum. Çok güzel örneklerimiz var. Geçmişte yaşamış, günümüzde tamamen soyu tükenmiş bir aile olan bu kılıç dişli kaplanın bir atasal akrabası olan Barbarofes'in de örnekleri, gerek kanini olsun, köpek dişi, gerek alt çene örneğinde kurtarabildik. Bunlar da kazı koleksiyonunda yer alıyor. Bakın buradaki yazılarda o dönemde Türkiye'deki hocalar tarafından yazılmış örnekler. Bu da Fransa'daydı. Bu da Uşaklı'dan, bu da yine Fransa'daki örnekler. Bu Konya, Seydişehir'den bir örnek. Bu da Fransa'ya gitmiş bir şekilde. Bu Ankara Kalecik'ten çandır örneği, bu da Hanover'deki bir müzede, depoda sergileniyor. Birçok farklı farklı fosilleri göstermek istiyorum. Fosiller üzerine giderim.
örneklerimiz böyle. Mesela yine Münih'teki örneklerde baktığınızda Diyamaken içerisinde örneklerin birçoğunun Türkiye'den gittiği, kırmızı ile işaretli olanların ise müze ile ilgili çalışmalarda bulunan arkadaşlar bilir, yayın malzemesi olarak kullanıldığı, yayınlandığı anlamına geliyor. Şimdi gelelim kronolojik olarak yaşından gence doğru Anadolu'daki paleo memeli faunaların gelişimine. Paleo memeli faunalarının ilgili çalışmalar son 46 milyon sene, 34 milyon sene arası Eosen döneminde ilgili çalışmalar son 10 senedir çok arttı. Bunun sebebi de Amerikalı ve Türk bilim insanları tarafından oluşturulmuş bir grup. Çok güzel çalışmalar yaptılar ve açıkçası hallaç mumu gibi attılar. Çok güzel malzemeler buldular. Şimdi onları teker teker göstereceğim. Peki Eosen dediğimiz dönemde Anadolu nasıldı derseniz? İşte Anadolu bu mor renkte görmüş olduğunuz bölge. Diğer sol tarafa gittiğinizde artık Bulgaristan'ı görüyorsunuz. Buna Balkanat Anatolia diye bir Provence adını verdiler. Çünkü o dönemde bu bölgenin bir ada formu olduğunu, ada haline geldiğini ve burada haliyle endemizmden bahsediyoruz. Çok endemik türlerinde evrildiğini söyleyebiliyoruz. O yüzden bu bölge Türkiye için çok önemli. Çünkü sadece bu bölgeye ait örnekler en çok da Türkiye'de var. Lokalitelerimiz daha çok nerede yoğunlaşmış? Ankara bu konuda çok şanslı. Ankara'nın dört bir tarafı paleo memeli faunası kaynıyor. Yani Ankara'nın kuzeyine gidiyorsunuz, aşağısına gidiyorsunuz. Kızılcahamam'da var, Çankırı sınırında var. Güneyde keza Tuzgölü yakınlarında bol miktarlı lokaliteler var. İlk oralarda örnekler çıkıyor. Hangi örnekler çıkıyor? Paleomasya diye adını da Amasya'dan alan, yine Ozan Soy Hoca'nın bir endemik Anadolu'ya özgü bir genusu olan Paleomasya ilk bu dönemde ortaya çıkıyor. Sonrasında Parabonodon. Bu iki örnek Türkiye'nin en yaşlı memeli koleksiyonu. Nerede derseniz Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi'nde benim de görev aldığım yerde araştırma merkezi. Burada Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Araştırma Merkezi'nin bünyesinde Türkiye'nin ikinci doğa tarihi müzesi de bulunuyor. Ben de yıllarca orada görev aldım. Şimdi orada merkezimde de idari görevim var. Örneklerimiz de bizim müzemizde. Peki bu hayvanlar neye benziyor dersiniz? Arkadaşlar bu hayvanlar günümüzde tamamen yok olmuş bir takıma ait, Empiriboda'ya ait. Yani o yüzden onun atasal, yani günümüzdeki örnekleri yok. Yaklaşık 30 milyon sene önce tamamen bu aile yok oldu. Şimdi bakalım dağılımına. Buralı biraz hızlı hızlı geçiyorum. Güzel güzel örneklerimiz var. Evet, o dönemdeki paleo coğrafyasına tekrar bakarsanız Anadolu'nun Balkanlara doğru bir ada şeklinde olduğu, Neotetis ve Paratetis'te çevrildiğini görebilmektesiniz. Henüz Afrika ile olan bağlantımız yok. Ancak bizim örneklerimiz, Anadolu'ya olan örneklerimiz, özellikle Paleomasya'nın Afrika'da daha genç faunalarda ortaya çıktığını gördük. O yüzden muhtemelen buradaki paleocoğrafik harita üzerinde küçük adacıklar şeklinde bağlantılarla Türkiye'den, Anadolu'dan, eski Anadolu toprağından Afrika'ya da göç olduğunu düşünüyor bilim insanları. Tabii bütün bu paleocoğrafik atlasları da oluşturmamızın memeli faunaları sayesinde bu paleocoğrafik atlasları oluşturabiliyoruz. Göç paternlerini inceliyoruz, ona göre de yola çıkıyoruz. İşte Paleomasya niye benziyor dersiniz? En yakın akrabası buydu. Çok enteresan görüntü olan, biraz gergedana benziyor ama aslında birbirinden çok uzak canlılar. Bir canlı o dönemde yaşıyor. Sonrasında yine o bölgelerde bol miktarda fosiller çıkıyor. Ancak yine de hiçbir zaman Eosen lokalitesi memeliler öyle çok zengin değil. Yani topu topu toplasanız Türkiye'de oradan çıkmış fosil sayısı 50. Tek bir lokalitede Türkiye'de Miyosen dönemi, birazdan bahsedeceğim dönemde çıkan fosil lokalitesi 25 bin. O yüzden 25 bin, yaklaşık yani 1 milyon fosil varken siz sadece 15 milyon senede sadece 30-40 tane fosil bulabiliyorsunuz. O da büyük şanssızlığımız. Sonrasında geçtiğimiz aylarda çıkan yeni bir yayında aynı zamanda Anadolu'nun da ilk tek toynaklısı, en eski tek toynaklısında fosillerini buldular. Prohairokodon örneği. Bu örnekte yine pontitlerden, yani günümüz Karadeniz kuşağı boyunca uzanan dağ silsilesinin Eosen formunda ortaya çıktı. Sonra Embolobotherium adında verilen böyle alakasız bir hayvan bulduk. Yani buldular. Bu hayvan da Asya orijinli, Brontotheres dediğimiz yine günümüzde yaşamayan bir şeye ait, aileye ait bir örnek. Bu örneğin de fosilleri çıktı. Yaşasaydı şuna benzeyecekti. Gergedan görünümlü ama garip bir kafatası yapısı var. Güzel örnekleri şeyde Amerika Doğa Tarihi Müzesi'ndeki sergide kendini gösteriyor. Moğolistan'dan bulunan örnekler. Demek ki bu hayvan Moğolistan'dan Anadolu'ya doğru bir göç
yaşamış. Sonra Anadolu'dan sonra da Romanya'da bunun daha genç örneklerini buluyoruz. Evet, sonrasında Anadolu'da ne önemli? Anadolu'da aynı zamanda ilkel keselilere ait örnekler bulunmaya başladı. Nereden? Yine Ankara'dan, Orhaneli taraflarından, Kazan yakınlarında örnekler bulundu. Mesela bu çok eksiz bir örnek. Zaten genus adına bakarsanız Anadolia delphis adını almış bir örneğimiz. Çok küçük boyutlu bir hayvan ancak çok eksiksiz yapıldı. Ve 2000'lerin ortalarında bunun 2017'de yayını yapıldı. Tabii malzeme Ankara Üniversitesi'nde olduğunu biliyorum. Evet, ne bulundu peki derseniz sonrasında? Bundan daha fazla yeni bir şeyler de bulundu. Mesela Orhaniye'de yeni bir tane daha bulundu. Ona da Orhaniye Nauta adını verildi bu örnek. Demek ki bu ilkel keseliler Anadolu'da aslında Eosen döneminde çok yaygın olarak bulunuyormuş. Tabii bunun ölçeğinin yaklaşık 2 milimetre olduğunu düşünürseniz bu dişler tabii mikromemeli araştırma yöntemleriyle bulunabiliyor. Yani gözle görebileceğimiz örnekler değil. Birazdan ne tür arazi çalışmasıyla onları bulduğumuzu göstereceğiz. O yüzden burada güzel çekilmiş bu CAT scan fotoğraflarıyla bakarak bunları büyük görebiliriz ama aslında her biri 2 milimetreden daha küçük olan dişler bunlar. Yaşasaydı yine neye benzeyecekti? Sonradan bulundu. Galatya, Ankara'dan aldı genus adını. Galatya delphis minor diye bir canlı var. Bu da yine ilkel bir keseli. Onun da çok küçük 1 milimetrelik dişlerini görüyorsunuz. Bu da Ankara Orhaniye taraflarındaki bu kırmızı renkli killi kumlu birimler içerisinden çıkmış bu örnek. Sonrasında asıl en büyük olay oldu. En büyük olay da ne oldu derseniz günümüzden Anadolu'nun en eski primatı bulundu. Anadolu'nun en eski birisi tabii şeyde primatta, Ankara Pithecus'tur, Grypha Pithecus'tur, Anadolu'da birçok hominoid yani kuyruksuz maymunun atasal formları var. Hatta bu açıdan dünyanın en zengin ülkesi, Avrupa'nın falan değil, dünyanın en zengin koleksiyonu Türkiye'de. Ama sonrasında bir baktık, biz 15 milyon yıllık primatlarla uğraşırken, 55 yaklaşık 45 milyon sene yaşında bir başka çok yaşlı bir örnekte yine bu Amerikalı Türk Fransız ekip tarafından bulundu. Ona da Nesomys bonadens adında yeni genus ve yeni tür ismi verildi. Bu da çok küçük bir canlı. Vücut ağırlığı yaklaşık 200 gram ağırlığında olan bir ilkel bir aile Oamida günümüzde örnekleri bulunmuyor bu hayvanın. Ancak bunun atası neresi dersin? Amerika. Amerika'dan göç ederek Eosen'de önce Asya'ya, Asya'dan da Anadolu'ya kadar geliyor. Çok küçük bir örnek. O döneme ait primat örneklerine baktığımızda Anadolu'da tek bir lokalite var. Paratenit-Neotenit arasındaki Anadolu'nun adasal halini görüyorsunuz. Karı olan bölgeler çok az. Ancak Avrupa nispeten çok daha toplu bir halde. O yüzden çok zengin bir fosil koleksiyonu var Avrupa'nın. Türkiye bu konuda zayıf. Ancak bir bağlantı kurması açısından bu örnek çok önemli oldu. Bakın Asya ile Avrupa arasında çok güzel bir köprü olduğunu da bize gösterdi. Demek ki buradaki ada görünümü belli dönemlerde özstatik deniz seviyesindeki değişimlere bağlı olarak karasallaşmayla beraber demek ki Asya'daki örneklerle aralıklarla Anadolu'ya, Anadolu'dan da Avrupa'ya geçiş sağlamışlardı. O yüzden bu endemizm belli dönemlerde sekteye uğramış. Sonrasında bir tane daha şey bulundu. O da Anadolu'nun en yaşlı yarasası. Anatolian Nectaris insularis adını verildi. Bir ada formu olarak insular türü ithaf edilmiş buna. Bu örnek de çok küçük bir örnek. Birkaç milimetrelik bir örnek. Bunlar ilkel yarasalar. Günümüz yarasalarının da atası konumunda olan, aileye ait olan Paleocryptorigia adında bir aile, artık günümüzde bu aile yok, onun örnekleri. O dönem neye benziyordu peki? Bahsettiğimiz bütün bu önlemlerde Anadolu böyle bir yerde. Yani günümüz tropikal, subtropikal ortamlarını paleoekolojiye gösteren bir ortama sahipti Anadolu. Böyle bir ortamda yaz, kış, hep vejetasyon son derece gelişmiş durumda. Çünkü sıcaklık çok uygun. Onun dışında su kaynakları çok fazla. Bundan dolayı da canlıların sıkıntı çekmedikleri bir dönemdir Eosen. Sonrasında ise Eosen Oligosen arasında buzullaşma dönemi başlıyor. Buzullaşma aynı zamanda Antarktika'da da ilk buzulların ortaya çıkışı. Çünkü bu örneklerin birçoğunu Antarktika'da da biz
buluyoruz. Sonrasında ne oluyorsa Eosen arasında ciddi bir buzullaşma, karasallaşma meydana geliyor. Çünkü buzulların toplanmasıyla beraber su seviyesinde ciddi bir düşüş var dünyada. Onunla beraber Anadolu daha fazla kara oluyor. Bakın Anadolu'nun o dönemde karasal alanı iyice artmaya başlıyor. Artık günümüz Anadolu'suna benzer bir coğrafya elde ediyoruz. Bu dönemde örneklerimiz nerede? Yine Ankara çok şanslı bu konuda. Ankara çevresinde bol miktarda lokalitemiz var. Bir de Trakya var. Biz o döneme ait neler buluyoruz? O dönemde tabii tropikallik biraz azalmaya başlıyor. Bakın yine günümüze göre çok daha nemli bir biyotop var. Ancak yine de Eosen'in o Güney Asya tarzı habitatının artık birazcık daha kuraklaştığını görebiliyoruz. Bu dönemde Anadolu'da yaşayan çok az canlı olduğunu biliyoruz. Onların birçoğu Trakya'da yaşayan, bizim yine günümüzde yaşamayan bir aile olan artiodaktillerden, çift oynaklardan antrokoterler var. Bu örneklerde yine bizim müzemizde sergileniyor. Bu açıdan da çok zengin bir koleksiyonumuz var. Yine Anadolu Oligosen döneminde, yani Eosen'den bir sonrasında Anadolu'nun artık Avrupa ile ve Asya ile olan bağlantısı çok daha net. Çünkü karasallaşma artmış durumda. O yüzden bu dönemde Asya'dan hızlı bir şekilde bir göç meydana geliyor. Hani kapıyı açık bulduktan sonra bütün şu an Türkiye'nin yaşadığı sorunlardan bir tanesi gibi göç, bütün dünyanın yaşadığı sorun. O dönem için de sorun kaynaklanıyor. Çünkü Anadolu'da ortamda bir şekilde hayatta kalmaya çalışırken, bu iklim değişikliğine kalırken, çok daha öncesinde kuraklığa maruz kalıp ve orada seçilip en güçlü olan taksonların bir anda Anadolu'ya hücum ettiğini görüyoruz. Tabii Asya formları otomatikman Anadolu'nun yerli popülasyonlarını darmadağın ediyorlar ve Asya'nın kendi canlıları, türleri Anadolu'da mesken tutuyorlar o dönemde. Bu örnek ise şu an çalışmalarını yaptığımız, yakında yayında çıkacak olan Anadolu'nun en yaşlı karnivoru, yani yırtıcı örneği. Günümüzde ayıgillerin, ursidenin de bir akrabası diyeceğimiz, yok olmuş bir familyayla ilgili bir örneğimiz. Çok küçük bir örnek, bakın 5 milimetre sadece şu kadar örnek. Bu da Edirne Keşan yakınlarında, bu 1980'lerde bulunmuş bir örnek. Bu yaşasaydı neye benzeyecekti? Şöyle illüstrasyonda görüyorsunuz, bu şekilde olacağını düşündüğümüz küçük bir canlı. Bu da bakın buradaki tabakalar içerisinde MTA'nın yapmış olduğu çalışmalarda çıktı. Aynı zamanda günümüzde yaşamayan, yani daha doğrusu en ilkel, en yaşlı domuz taksonları da, ailenin örnekleri de yine bu kumların arasında fosillerde çıktı. Bunlar da biz paleontologların şu an çalıştığı, üzerinde durduğu gruplar. Sonra gelelim 30 milyondan biraz daha yaşa doğru gidiyoruz. 25 milyon, gençleşe doğru gidiyoruz. İşte 25 milyonda Anadolu'da çok garip hayvanlar çıkmaya başlıyor. En önemlileri de gergedanlar. Ancak günümüzdeki gergedanlara benzemiyor bunlar. Yaşayan en iri kara memelisi olarak adlandırdığımız Baliküteryum örneklerini sınırından, Ağrı tarafından, Ermenistan sınırından Ankara'ya, Çankırı'ya kadar geniş bir zon içerisinde biz bunların örneklerini buluyoruz. Maden teknik aramanın Fransız ekiple yapmış olduğu çalışmada çok güzel malzeme çıkıyor. Özellikle şuradaki çene, bu bir yavru birey ama yavru birey olmasına rağmen yaklaşık vücut uzunluğu 1,5-2 metre boyunda bir yavruya ait bir şey. Çünkü yaşayan dediğim gibi en iri kara memelisi Baliküteryum. Yaşasaydı zaten buna benzeyecekti. Gördüğünüz gibi fillerden de çok daha iri bir canlı olduğunu görebiliyorsunuz. Nereden çıktı? Burada o bölgede MTA'nın araçlarını görüyorsunuz. Orada yaptıkları kazıda bu hayvanın birçok iskeletin parçalarını buldular çene. Zürafa ile olan zaten ölçeğine bakarsanız hayvanın ne kadar muhteşem bir hayvan olduğunu görebilirsiniz. Sonrasında kuraklaşma devam ediyor Oligosen'de. Artık o güzel, o tropikal ortam yok. Onun yerine artık bozkırlar var, sulak alanlar çekilmiş. Günümüz saman step ortamına benzeyen bir biyotop ekoloji kendini yansıtıyor. Bu dönemde Anadolu'da neler var? En son dönemde Anadolu'da yine Fransa gibi yapmış olduğu çalışmalarda ilkel artiodaktillere ait, günümüzde yaşamayan artiodaktillerin alt ailelerine ait örnekler bulmaya başlıyoruz. Nerelerden çıkıyor bunlar? Bunlar da yine Kağızman taraflarında, Tuzluca ve Sivas havzasındaki lokalitelerden çıkıyor. Bunlar içerisinde en önemli olan da Hyenodon dediğimiz diğer bir ayrıca bir karnivor grubuna ait de Türkiye'deki tek örneği de yine Fransa gibi buluyor. Yaşasaydı sağdaki canlıya benzeyecek olan Hyenodon örneği özellikle çok enteresan bir kafatası yapısına sahip, ölçeklerseniz vücudunun oranına Hyenodon örnekleri. Karnivorun evrimiyle, karnivoru takımının evrimiyle beraber ikisi baş edemeyip Hyenodon grubu, Kredon grubu
Onlar da yırtıcı bir memeli. Yok olan bir gruptur. Oligosenden sonra tamamen yok oluyorlar. Türkiye'de başka memeliler bulundu mu? Yine bu bölgelerden birçok farklı hayvana ait, özellikle bunlar artiodaktil çift oynaklara ait örneklerde bulunuyor o bölgede. Gelelim erken miyosen. Benim de çalışmaya başladığım dönem erken miyosen. Çünkü malzeme daha çok. Erken miyosen dönemi ise 23'te başlıyor arkadaşlar. 23 milyondan 16'ya kadar gidiyor. Burada ise benim şansıma İzmir tarafında var. Çünkü İzmir'den geliyorum. Çalışmaya Ankara'ya gidip gelmek zor olacağı için bölgemde çalışmak kolay. Ve burada İzmir'in erken miyosen dönemi çok zengin. Neler var derseniz, bu da benim doktoramda çalışmış olduğum ilk domuz, hatta tür adını da Smyrnensis, Smyrna İzmir'den verdiğimiz ilkel domuz örneklerimiz var. Yaşasaydı günümüz yaban domuzlarına göre biraz daha uzun bir kafatası yapısı var. Burun yapısı, diş yapısı biraz farklı. Prolisterodon diyoruz. Onun dışında mikromemeli örneklerimiz var. Mikromemelerde de tabii burada ölçeklendirmeye bakarsınız. Bunların dişlerin her biri 1 milimetre, 1 milimetreden daha ufuk, yarım milimetre boyutlarında olduğunu görüyorsunuz. Bu örnekleri de nasıl bulduğumuzu göstereceğiz. Bunlar da benim doktora çalışmalarım ve sonraki yayın çalışmalarında yaptığım yerler. Öncelikle burada bir lokalite var. Manisa Saruhan'da lokalitede. Buradaki mikromemeli örnekleme yapacağımız killi, çamurlu litolojiye sahip tabakalara hedefliyoruz. Sonra bu tabakalardan kazma kürekle o tabakalara dalıyorsunuz. Mikromemelide çünkü fosili kırma diye öyle bir şey yok. Zaten milimetrik boyutunda bir şey. Ve binlercesinde bulunabileceği için burada ince hassas işçilik yapılmıyor. Sonra örneklerden aldığınız örnekleri torbalara koyup onları yıkamak için bölgeye getiriyorsunuz. Bazen manyetoskopik çalışmalar yapan bilim insanları var. Torbalardaki örnekler burada. Sonra biz bunları poşetlere bırakıyoruz. Yerleştiriyoruz. İçlerine su koyduktan sonra onları elek sisteminde, üçlü elek sisteminde yıkıyoruz. Burada geçtiğimiz senelerde pandemi öncesinde Hollanda'dan ve Yunanistan'dan gelmiş öğrencilerimiz var. Bunlar bizimle doktora yapıyorlar. Onları çalıştırdık yani. Öyle Türkiye'de öyle gezmek yok. Oturun biraz çalışın dedik. Onlar çalıştı. O sırada ben de Çeşme'de denize giriyordum. İşim bittikten sonra geldim. Baktım bitirmişler işleri. Örnekler yığılmış. Kurutulmuş örnekler üzerine mikromemelili çalışmalara başlıyor ve mikromemeliler burada plastiklerin üzerine yerleştiriyor. Her biri 1 milimetre. Sonra biz onları fotoğraflarını çekiyoruz. Sonrasında scan elektron mikroskopta güzel fotoğraflarını çektikten sonra yayına hazırlıyoruz. Burada ne var derseniz, burada mürit dediğimiz sıçanlardan var, sincap örneği var. Sağ üst köşede altta insektivor kirpiye ait bir molar diş var. Onun yanında da 7 uğurlar dediğimiz galerit familyasına ait bir diş var. Onların terminolojileri arkadaşlar, paleontolog nasıl çalışıyor? Paleontolojide de biz morfolojik karakterlere dikkat ediyoruz. Yani morfolojik tür bizim için önemli. Farklılıklar nedir? Dişteki değişimler nelerdir? Hangi karakterler ileridir? Hangi karakter atasal karakterler diye bararak ona göre apomorfik, plesomorfik karakterleri tespit ettikten sonra biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun için de uyguladığımız terminoloji, nomenklatür biraz ağır oluyor. Bakın tek bir memeli, ufacık bir fare dişinde bile ezbere bilmemesi gereken yaklaşık 25 taneden fazla terim var. Ve bu her bir bu diş üzerindeki karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri, gelişimlerine göre biz o karakterleri şey yapıyoruz, filogenetik çalışmalarda değerlendiriyoruz. Sonrasında Anadolu tekrar sular altına kalıyor. Bu zaten sular altına kalmak, suların çekilmesi hep bir devri daim arkadaşlar. Yani tekrar Anadolu bir ada haline geliyor. Sonra tekrar Anadolu Afrika ile bağlantısı oluşuyor. Ve her bu oluşumlarda, bağlantılarda tabii bir anda Afrika faunasının Anadolu'ya hücum ettiğini, sonra bağlantının kopmasıyla beraber o faunanın Anadolu'da ve farklı farklı coğrafik bariyerler nedeniyle allopatrik bir şeye, türleşmeye uğradığını, coğrafik türlerin oluştuğunu, Anadolu'da farklı farklı, hani Ankara'daki farklı bir tür, İzmir'de farklı tür olduğunu görüyoruz. O dönemde erken miyosen döneminde 23 milyonda iklim tekrar bir nemlenmeye başlıyor. Bu canlılar vejetasyonu artıyor ve türleşme de artıyor arkadaşlar. Zaten nerede yağmur, nerede bereket, nerede vejetasyon orada türleşmeyi de biz bol miktarda buluyoruz. Ancak kurak ortamlarda, savan stepte ciddi olarak tür sayılarımız düşüyor memelilerde. Orta miyosene geliyoruz. Yani 16'ya geldik. 16'ya geldiğimizde bir anda karşımıza Anadolu'yu da Türkiye'de meşhur eden diğer bir gelişmeyi görüyoruz. O da Türkiye'de artık kuyruksuz maymun. Yani hominoidlerin örneklerini buluyoruz. Nerede buluyoruz? 1950'lerden itibaren bulmaya başladık. İlk Ankara'da çıktı, Ankara Pithecus. Sonrasında Ankara Kalecik'te çıktı, Çandır'da. Gryphopithecus,
Sonra pardon önce Paşalar da çıktı, Grifopitekus, sonra Çandır da çıktı. Yani yakın bölgelerde Bursa Mustafa Kemal Paşa da çıktı. Kuyruksuz maymun örnekleri. Normalde niye bu kadar çok önemli? Çünkü Avrupa'da çıkmış olan örnekler, İspanya'daki örnekler hariç müzelere bakarsanız en fazla 3 ya da 4 tane bireye ait koleksiyon görebilirsiniz. Ve onların da toplam sayısı 3-5 tane diştir ya da omurgadır, parmak kemiğidir, onun gibidir. Ancak Mustafa Kemal Paşa'daki Paşalar lokalitesine baktığınızda oradan 2500 tane diş çıktı ve her sene yaptığımız çalışmalarda 50-60 tane çıkıyor. Bu aynı zamanda dünyanın en zengin hominid koleksiyonunu oluşturdu. Kazmaya devam ettiğimiz müddetçe ki ben orada 12 yıldır görev alıyorum. Muhtemelen bu sayı daha 3000, 4000, 5000'e doğru çıkar. Sağ olsun orada yine Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Profesör Doktor Berna Alpagut hocamın neredeyse 1980'den beri yürüttüğü bir kazıdır. Onun emeği vardır. Ve Türkiye'de de en çok yayını, bilimsel yayını yapılmış, monografı çıkmış da lokalitedir. Yani 3 özel sayısı çıkmıştır çok önemli dergilerde. O yüzden çok iyi bilinen bir lokalitedir. Ben de Memeli Faunası'nda çalışıyorum. Neresi derseniz, evet şu aşağıda görmüşsünüz beyaz alan fosil lokalitesi. Yandaki alanlar ise kazı kazı evi ve koleksiyon evi. Bu açıdan da Türkiye'nin en iyi kazı organizasyonuna hem alan hem ev ve şey açısından, lojistik açısından en uygun alandır Paşalar lokalitesi. Bakın burada da drone'la çektiğimiz bir görüntü tam yukarıda. Altta Trias günümüzden 250 milyon sene öncesine ait mermerlerin üzerinde yakıyor. Yanda büyük bir fay var ve fayın kenarına yaslanmış fosil lokalitesini bulabiliyoruz arkadaşlar. Orada karelaj sistemiyle şeyler çıkıyor. Bunlar da ilk bulunan örnekler 70'lerde. Bunları tabii kim buldu bu lokalite? Yine Alman ekip buldu. O bahsettiğim hominid projesini Alman ekip buluyor. Bulur buna zaten şoka uğruyorlar. Çünkü Almanya'da 4 tane hominid dişi varken bunlar oturuyorlar bir ayda kazarken 80-90 tane bulunca şey yapılıyor. Ve ilk yayınlarda zaten Nature'da yayınlanıyor. Sonra Science'da yayınlanıyor. Yani çok baba dergilerde yayınlanıyor. Önemli dergilerde yayınlanıyor. 70'lerde sonrasında 80'de Berna Alpagut Hoca orayı aldıktan sonra sayı zaten artıyor. Bir zamanlar yol kenarında bulmuşlar. Şimdi artık o yol kenarı iyice geriye doğru gitti. Çok büyük bir kazı yapıldı. Neler bulundu? Bakın burada şey, burada iki tane primat şey var, hominoid var. Bu açıdan da çok önemli. Yani iki tane hominoid genusu aynı bölgede yaşıyor. Bu böyle Avrupa'da zaten böyle bir şey çok kolay bulamıyorsunuz. Afrika'da da çok nadir bulunuyor. O açıdan çok önemli. Grifopithecus var. Onun bir de Canyopithecus var. Canyopithecus adını Kenya'dan alıyor. Çünkü Canyopithecus'un zaten tip lokalitesi Afrika. Demek ki bu hayvan Afrika'dan buraya gelmiş ya da buradan Afrika'ya gitmiş. Bununla ilgili birçok şey var. Tartışma var. Bunlar da çıktığı bölgeler. Neler çıktı oralarda? İşte oralarda fillere ait örneklerimiz var. Filler mi? Yani hortumlu memeli. Geçtiğimiz sene yayınladığımız Anadolu'nun ilk piton şeyi, fosil örnekleri var. Burada omurgası ait. Demek ki bir zamanlar piton da Anadolu'da yaygın olarak bulunuyormuş. Onun dışında daman adını verdiğimiz, günümüzde sadece Afrika'da ve Orta Doğu'da yaşayan bir hayrakoid garip bir aileye ait örnekleri, en ilkel örneklerini yine burada bulundu. Bunlar hep yayınlandı. Malzeme nasıl çıkıyordu? Bakın görmüş olduğunuz malzeme. Şurada bir gergedana ait bir çene, altta bir bovide ait çene, sağda üstte ise bir domuza ait bir köpek dişini görüyorsunuz. Kıvrılmış bir köpek dişi. Bunlar kumların içerisinden çok zahmetli uğraşlarla çıkartılıyor. Bazı örnekler Bursa Arkeoloji Müzesi'nde de var. Ancak bakın tek bir örnek daha göstermek istiyorum. Biz her şeyi karada buluyoruz değil mi? Ancak Mordoğan'da, belki biliyorsunuz İzmir Mordoğan'da deniz tabanında bir dalgıç tarafından gönderilen bir fotoğrafta denizin yaklaşık 12 metre, 13 metre derinliğinde de bir file ait bir çenenin yılların tahribatına rağmen hala hayatta kaldığını görüyoruz. Yani fosiller her zaman karada bulunmuyor. Aynı zamanda o karasal bilim bir şekilde çökmüş ya da taşınmışsa deniz tabanında da fosilleri bulabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir örnek. Ancak maalesef her sene tahribata uğruyor bir örnek. Evet, sonrasında Anadolu'ya ait çok güzel örneklerimiz var mı? Var. Garip garip canlılara ait artiodaktik masi, köpek dişleri olan, günümüzde de moşta adını verdiğimiz ya da misgigi olarak adlandırdığımız hayvanın da Türkiye'de birçok örneği bulunuyor. Bu da Çandır'dan çıkmış bir örnek. O da nerede derseniz Ankara Kalecik'te. O bölgede koprolit yani hayvan dışkı fosilleri de bol miktarda var. Maalesef bu örnekler Hannover Müzesi'ne götürülmüş artık Almanlar tarafından. Onu orada yerinde tespit etmiştim, bulmuştum. Bu örnekler İsviçre Zürih Doğa Tarihi Müzesi'nde, onu da orada tespit ettik. Yani bir zamanlarda ben de daha gençliğimde diyeyim, bir 20 sene boyunca Avrupa'daki birçok müzeyi gezip oradaki Türk örnekleri nerede, ne şekilde gitmiş diye araştırdım ve neredeyse birçoğunda tespit ettim. Yaklaşık 18-19 ayrı Büyük Doğa Tarihi Müzesi'nde Türkiye'den kaçırılmış örnekler mevcut.
Hatta bu örneği de kazara buldum. Bu da Stuttgart Doğa Tarih Müzesi'nde. Çekmeceyi açmamla karşımda Muğla Yerkesik Çatak Bayyaka koleksiyonunu gördüm ki müthiş bir koleksiyon. Sonrasında bunun da tabii bilimsel yayınını yaptık. Evet, sonrasında yavaş yavaş gelelim biraz daha genç birimlere. Artık 9 milyona, 10 milyona geldiğimizde Anadolu çok daha zengin. Çok güzel örneklerimiz var. Artık çok daha büyük koleksiyonlar bulmaya başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü artık filler daha iri, domuzlar daha iri, atlar daha iri, canların daha iri formları, daha iri taksonlar karşımıza çıkmaya başlıyor zamanla. O yüzden eosen formları her zaman ufak, oligosen biraz daha iri, gergedan hariç. Miosen'de ise canlılar daha yavaş yavaş irileşmeye doğru gidiyorlar. Bu iri örneklerde yine Çorlu'da Yulaf'ta bulduğumuz çok zengin bir fil faunası vardı. Gergedanlar o döneme ait bulduk, kafatasları bulundu. Yine günümüzde yaşamayan çok garip bir hayvandır kalikoter. Gördüğünüz gibi goril şeklinde yürüyen bir postürü vardır ama kafası at gibidir. Bu hayvan çok enteresan bir canlı. Onun da çok güzel örnekleri bulundu. Maalesef en son örnekler 1,5-2 milyon sene önce Afrika'da yok oldu. Bu canlının ailesi tamamen yok olmuş bir aile. Zürafa örneklerimiz var. Mesela atlarla ilgili metapod örnekleri. Metapodyal kemikleri buluyoruz. Aynı bölgede baktığımızda bunları sadece morfolojisine baktığınızda bile burada birbirinden farklı 3 at taksonuna sahip olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Çok iri bir form var yukarıda. Ondan sonra daha medium size bir hayvan. Sonrasında ise 2 tane küçük örneğimiz var. Demek ki bu bölgede 3 tane olabileceğini düşünüyoruz. Sonraki çalışmalarda aynı faunada 3 tane atın olduğunu söylüyor. Tabii bunların ağırlıkları fazla değil. Bunlar zebra ağırlığında yani zebra boyutlarında günümüz atları aslında yaşayan en iri atlar olarak da adlandırılabilir. Atın evriminde vücut kütlesinde artış var. Sonrasında kılıçdir. Karnivor ben daha çok çalışıyorum. En sevdiğim konu karnivor yırtıcılar. En az bulunandır memeli faunalarında. Çünkü karnivorlar özellikle bazı grupları soliter şey yaşarlar. Tek yaşarlar. Sadece çiftleşme döneminde bir araya gelirler. Ondan sonra dişi yavrularıyla beraber doğaya kendini bırakır. O yüzden birkaç tane bireyin fosilini bulabilmek çok güç. Ancak mesela grup olarak yaşayan canlılarda sırtlanlar olsun, aslanlar olsun ya da ceylanlar olsun bunların toplu ölümleri daha mümkün oluyor. Dere geçişlerinde, nehir geçişlerinde ya da sel sularına kapılan yüzlerce bireyden fosil çıkma oranı yüksek. Ancak tek bir kaplandan fosil bulmak çok güç. O yüzden bazı örneklerin fosil kaydı çok nadir bulunuyor. Kılıçdişli kaplanlarımız da var. Bakın bu güzel bir örnekti Uşak'ta. Zaten kafatasında gördüğünüz gibi burada bir delik var. Bu da yine başka bir kılıçdişli kaplan tarafından öldürüldüğünü gösteriyor. Boyutlar olarak da bu dişi bir boyut, dişi bir birey. Demek ki bir erkek tarafından zorbalığa maruz kalmış. Fillerin örnekleri var. Geldik üçüncü çok önemli koleksiyona. O da Çankırı Çorakeller. Bu da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden diğer kıymetli bir hoca. Ayla Sevim Erol hocamız tarafından 20 senedir kazılıyor. Çok güzel bir lokalite. Burası da çok zengin. Burada da Andon'un en genç hominoidi var. Hatta bu yeni bir genus, yeni bir tür olma ihtimali var. Onunla ilgili olan bilimsel yayın yapıldı. Buradan birçok endemik hayvan çıktı. Yani burada bakın çorak yerler dediğimiz ona ait bir türümüz var. Nedir bu derseniz? Bir bovit, boynuzlu, boş boynuzlu diyorlar. Ancak bu örnek sadece Çin'de vardı. Türkiye'de biz örneğini gördük. Avrupa'da yok bu örnek. Demek ki Çin'le Türkiye arasında bir paleocoğrafik bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz bu canlının. Sonrasında buraya özgü hem genus hem tür yapıldı. Gangria, çorak yerler, yani Çankırı'nın eski adı. Anatolika'da, işte Anadolu'dan geliyor. Bu da çok enteresan, garip bir boynuzlu örneği. Antilopa benzer olduğunu söyleyebiliriz. Fillerle ilgili çalışmalarımız da var. İlk örneklerimiz fillerle ilgili olarak yine İstanbul'dan böyle kafatasları bulmuşlar. Nereden bulmuşlar arkadaşlar bunları? Bakırköy'den bulmuşlar. Oradaki kum ocakları. 1930'larda Bakırköy'de, onun dışında ne taraflarda? Şişli taraflarında bol örnek varmış. Öyle mi? Hemen. Evet, hızlı hızlı geçiyoruz. Çok fazla örneklerimiz var. Bakın o Bakırköy'deki kum ocaklarında çıkan yerler. Bu örnekler nerede? İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki müzelerde sergileniyor. Diğerleri de bizim müzelerimize sergileniyor. Türkiye hortumlu memeli konusunda çok zengin. Çok fazla örneğimiz var. Bu örnekleri tek tek gösteriyorum. Bu Çanakkale Lapseki'de bulduğumuz bir örnek. Bu Edirne Çopköy'de Meyta'nın bulmuş olduğu bir yine mastodon örneği. Dişler çok önemli bizler için arkadaşlar. Bu da yine Türkiye'den birçok yöreden çıkmış örneklerin diğer yaşıt faunadaki örneklerle karşılaştırılması, bir yayın çalışması. Kemikli Tepe,
fosilden bir örnek. Zaten dikkat ederseniz bazı lokalitenin isimleri de bize ipuçları verir. Yani bir yerde fosili nereden bulacaksınız? Soruyorsunuz vatandaşa. Adam diyor ki buranın adı ne? Tepenin adı Kemikli Tepe diyor. Yani onu boşuna oraya kemiklemezler. Gittiğinizde orada kemikleri zaten buluyorsunuz. Onun gibi örnekler. Muğla Özce Fanası Berna Alpagut'un kazdığı çok güzel bir lokalite. Buradan da çok güzel. Muğla Müzesi'ne gezerseniz burada bir section var. O section'da ilgili fosilleri de görebilirsiniz. Onun da parantürü çalışmasını ben ve diğer öğrencilerim ve arkadaşlarım yürütüyoruz. Burası da çok zengin. Gergedanlarımız var. Ve aynı zamanda Anadolu'nun en güzel Dinakura Kütah. Günümüzde artık yaşamayan çok iri bir sırtlan örneği var. Bakın ölçeklendirdiğinizde omuz yüksekliğinde görüyorsunuz. Aslandan da iri. Bu örneğin de çok güzel çene örnekleri o bölgeden çıktı. Fil örneklerimiz var. Bu Anadolu'ya özgü bir fil. Körlofa'nın Anatolikus adında. Onun da en güzel juvenil yavru kafatasını burada görüyoruz. Boynuzlarda var. Geldik en son Pleistosen'e. Burası arkadaşlar Anadolu'da çok fazla Pleistosen lokalitesi var. Ancak bunların birçoğu mikromemeli lokalitesi. Makromemeli fazla vermiyor. Neler var? Biz öncelikle çalışmalarda tabii ne yapıyoruz? Bakın örtüyoruz, biçiyoruz, morfolojik, biyometrik veri elde etmek için, istatistik yöntemler için veri elde etmemiz gerekiyor. Onlar için birçok ölçüm yapıyoruz. Dursunlu'ya geldik. Dursunlu çok önemli çünkü burada mamut dişleri var. Hatta bunu MTA'da görevli bir hocamız, Ebru Albayrak hocamız tarafından çalışıldı güzel bir şekilde. Oradan da çok güzel malzeme çıktı. Karayin. Benim de bir şekilde çalışmaya başladığım, o şansı elde ettiğim çok önemli Antalya'daki mağara. Oradan da mesela mağara sırtlanı örneği var. Anadolu'daki tek mağara sırtlanı örneği. Oradan çıktı. Vaşak örneklerimiz var. Oradan da yine Daman örneklerimiz var. Geldik Denizli Ablası'na. Burası niye çok önemli? Çünkü burada artık Anadolu'nun en eski hominin örneği. Yani Homo erectus'u biz Denizli'de bulduk. Ben de o ekipte çalıştığım için çok mutluyum paleontolog olarak. Ancak çok multidisipliner bir ekipti bu arkadaşlar. Burada Fransızlar, birçok ülkeden, Avrupa'dan çok kıymetli bilim insanları gelip her biri farklı farklı konuyu çalıştı. Ve oradan erectus örnekleri bulduk. Ama onun dışında yapraklar, birçok hayvana gergedanlar bulundu. Filler, mamutlar çıktı oralardan. Bakın bu bir gergedan kafatası. Ancak blok olarak kesildiğine kafatasından geriye iki parça kalmış. Bu örnekler atlar. Tek problem bunların traverten içerisinde gömülü olması. O yüzden benim bunlardan bu örnekleri traverten içerisinden çıkartabilmem çok güç. Ya da elimdeki imkanlarla bunu yapabilmem çok zor. O yüzden bütün örnekler fark ettiyseniz traverten içerisinde blok olarak çalışılabiliyor. Bu da Anadolu'nun en zengin Pleistosen koleksiyonunu oluşturuyor. Sonrasında Elmacık'a geldik. Burdur. Burdur Doğa Tarih Müzesi'nin de örnekleri var. Bunu da bizim ekip çalışıyoruz. Burada neler var? Burada develer bulmaya başlıyoruz 2 milyon sene önce ama çok iri develer. Paracamelus. Günümüz develerinden %40 daha iri. Devasa hayvanlar. Burdur yörelerine mamutlarla beraber ikamet etmişler bu bölgede. Bakın orada mamut defanslarını, yani dişlerini görüyorsunuz müze girişinde. Nereden çıktı derseniz bu Burdur yakınlarındaki lokalitelerden çıkmış. Oralardan bulunan örnekler. Anadolu'da daha diğer lokaliteler nerede? Biraz daha dağınık. Doğu Anadolu'da yine maalesef hiçbir şey yok. Çıkan örneklerimiz hep dişler, hep dişler, hep dişler arkadaşlar. Çünkü dişlerin fosilleşmesi daha kolay. Kemiğe göre çok daha rahat bulunuyor. O açıdan diş çalışmak daha kolay. Öküz örneklerimiz, spiral boynuzlu ceylanlara ait örneklerimiz yine bu bölgeden bol bol çıktı. Hatta yine çok güzel bir gergedan tek bir diş bile olsa onu da bulduk. Bu da Pleistosen gergedanları. O dönem neye benziyordu? O dönem bu döneme benziyor arkadaşlar. Böyle artık ormanlar nispeten azalmış. Mevsimsellik çok belirgin. Yani yazlar sıcak kurak, kışlar soğuk yağışlı geçer hesabı o dönemde var. Birçok deve örnekleri Anadolu'da çok yaygın o iri develer. Ancak bu örnekler Avrupa'da yok. Yani haliyle Avrupa ile Çin arasında bir coğrafik ya da bir ekolojik bir bariyer var ki deve şeye geçmemiş. Avrupa'ya hiçbir zaman geçmemiş. Şeyde durmuş. İzmir'e kadar gelmiş ve orada durmuş. Bunları da nereden biliyorum? Maalesef bu Hannover ya da Almanya'da Karlsruhe'deki koleksiyonları çalışarak öğreniyoruz. Maalesef bu örnekler bizim elimizde değil. Avrupa'da hala bu örnekler. İşte o iri deve böyle bir örnekti. Buraları geçiyorum. Bu da Yukarı Söğütönü lokalitesi. Maalesef Toki evlerinin altında kaldı artık o. Öyle bir lokalite kalmadı. Oradan çok güzel mamut dişleri çıktı. Bunlar Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu Edirne kum ocaklarında da bol miktarda mamut örnekleri çıkıyor Edirne yakınlarında. Onlar da yine Edirne Arkeoloji Müzesi'nde bizim çalıştığımız, determinasyonu yaptığımız step mamutları, iri mamut dişleri. Emirkaya'da bir de Fisher filik, çatlak dolgu dediğimiz son bir fosilleşme ortamı var. Bu da çatlakların arasında canlıların fosillerini buluyoruz. Bununla ilgili merak edenlere ben ayrıca bilgi verebilirim. En sonunda bu da bizim yapmış olduğumuz, bilim insanları yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bir görüntümüz. Solda da bizim görev aldığım Doğa Tarihi Müzesi'nden bir görüntü. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.